Vekillerin de bizden çektiği nedir? İki vekil haberi peş peşe. 600 milletvekili var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir de onların sağlık bütçeleri var tabii. Hastalara nasıl yüklendiğini anlatacağız şimdi. 2024'ün ilk 6 ayında ayrılan bütçe 52,6 milyon lira. 50 milyon liradan fazla. Randevu alamayıp bir umut hastaneye gidenler peki? Onların ne kadar bütçesi var? Ya da sayıları kaç? 600'den fazla oldukları kesin. Ama hak arayışlarında bir vekil değiller. Hayat bitmiş durumda. İnsanların sefaleti. Yaşayan hayatını yaşıyor. Garibi kimse düşünen yok. Bu kadar insan emekli burada kuyruk bekleyecek, sıra bekleyecek. Siz bizim cebimizden, özel hastanelerden çatır çatır yiyeceksiniz, içeceksiniz. Torun, torba hepiniz haram zıkkım olsun yani. Bu kadar basit. Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Hastalar kapı kapı dolaşıp randevu ararken milletvekillerinin sağlığı için yapılan harcama %90 arttı. Milletvekillerinin 6 aylık sağlık harcamaları dudak uçuklattı. Peki aylardır hastaneden randevu almaya çalışan hastalar bu harcamalar hakkında ne düşünüyor? Yani milletvekili kime ne yapmış ki bugüne kadar? 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde milletvekillerinin sağlığı için bütçeden 52 milyon 567 bin lira harcama yapıldı. Gerçekten saçma. Şöyle saçma. Zaten bir milletvekili tamam gideri vardır, misafir ağırlaması vardır ama 2-3 sene, 4 sene görev yapıyor, ondan sonra ölümlük garanti şey oluyor, bağışı. Ben 30 sene devlette hizmet yaptım, aldığım emekli maaşını gülüş bir şey. Utanıyorum, söyleyemiyorum kimseye. SSK'lıyız. Gidiyoruz, para ödüyoruz. Hastaneye geliyoruz, para ödüyoruz. Oraya gidiyoruz, para ödüyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Haziran ayında milletvekillerinin tedavi ve sağlık malzemeleri için 7.8 milyon lira, ilaç masrafları için 580 bin lira ödendi. Yani 10 lira bir ilaç veya 20 lira bir ilaç alıyorsun normalde. Bakıyorsun 80 lira, 90 lira, 120 lira katkı payı çıkıyor. Yani durumumuz yok ki. Milletvekillerinin sağlık harcamaları için ödenen tutar geçen yıl aynı dönemde 27 milyon 655 bin liraydı. Tedavi olsalar dahi ilaç alırken zorlanan hastalarsa bu duruma isyan etti. Ya yani çok ya, inanılmaz ya. Yazık yani, gerçekten yazık yani. Bence 600 milletvekili çok. Yani gerçekten çok. Her 600 milletvekili varsa yani bir miktarını millet devlete başlasın ya. Gel sen de burada ol o zaman.